taban başındasın. Haftanın ilk gününde kayınvalide Serpil 3 puanı hangi gelinime verdi acaba? Seda! Hayret bir şey ya. Neresi üçlük onu anlamadım ki. Üçüncü tabaktan 4 puan aldı. 4 puan haftanın ilk gününde sevdiğimiz puan. Bakalım kimin oldu? Buradayız. 5 puanı acaba Esra mı aldı? Yoksa Yağnur mu aldı? Günün en yüksek puanı 5 puan Esra'ya mı gidiyor? Yoksa Yağnur'a mı gidiyor? Kaldıralım. Ya yok artık Yağmur. Ya. Oh şükür. Lezzete yok verdin lezzete. Ya. Buradasın Serpil. Ya kuru dediniz sabah dört verdiniz evet. Ya. Kaldıralım. Kaldır hayatım. Esra bir. Serpil teyze kuru dediniz sabah dört verdiniz. Pişmesi gerekiyordu. Çiğ dediniz. Hangisine kuru dedim? Buna kuru dedim. Geliyorum. Hayır. Üçüncü tabağa kuru dediniz. Üçüncü tabağa. Hayır. Şuna. Şuna dediniz hayır, gibi. Hayır. Kuru demedim. Hayır. Kuru demedim bak. Hayır. Buna bir tık pişmesi gerekiyor dediniz. Evet. Pişmesi gerekiyor zor kestim dedim. Keserken dediniz. Üç verdiniz. Buna dediniz ki biraz susuz ama güzel olmuş dediniz. Buna da dediniz ki kuru. Ama Esra karışmamıştır tuzun. O yüzden öyle olmuştur. Serpil yani, teyzeciğim. Bu bayağı bir tuzu eksikti. Ya Esra tuzu ne yaptın? Ekmeği banıp yedin mi? Ne yaptın? Galiba ekmeği ben çok tuzu seven bir insan. Tansiyonum düşüyor. Tuzu, ben de tuzu yedim çok galiba. Severim. O yüzden yok sanırsam. Yoksa aynı tuz aynı şeyi koyuyorum. Nasıl yani tuzsuz olabilir? Ama bu yani... Çiğ dediniz, sonuçta üç kuru dediğinizde dört veriyorsunuz. Vermek zorundaydım. Ha, yine bu lafı duydum. Ve yine bu yani laf. Damak tadıma uymadığı için... Yine bir verilmesi gerekiyordu ve o şanslı yine benim. Şaşırdın mı? Hayır. Nesini tuzsuz buldun? Ben onu anlayamadım. Sen nesini tatsız güzeli, buldun, kalın bulduysan en lezzetli tuzsuz kullanacağım. Yani o anda yani tuzsuz geldi bana. Ben de tuzu çok severim. Aslında tatları hemen hemen aynı. Ama köftelerin pişmeleri veya bazılarının kuruluğu, tuzsuzluğu. Yani ona göre puan verdim. Yoksa tadı olarak tabii ki aynı. Keşke çiğ o bir puan. Yani. Çiğ ya hani pişmemiş ya. Ne kadar da tuzlu tam yerinde de olsa çiğ sonuçta. Çiğ tabağa ben gidip de 3 puan ama, vermem mesela. Ama yumuşak ve lezzetliydi. Ben çiğ. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Çiğ diye benim tabağımdan. Esra'cığım benim tabağımdan bahsettiğin için konuşmak ya. İstiyorum müsaade edersen evet. Serpil teyze. Bir kere Neslihan'dan önce atıp pişiren benim tabağımın çiğ olma ihtimali onu sıfır. Onu söylediğine evet, göre yorum ben yapıyorum. Sana söylüyorum ama hani dedin ya benim tabağımın çiğ olma ihtimali yok. Takır takır kurutmaktansa tabii ki de etimi yumuşak bırakmayı tercih ederim. Et yumuşak sizin olmuş. Gelininizinki kuruydu. Pişmemiş çiğ işte. Hayatım burada bir çiğ. Puan alan sensin. Ben 5, 4 ve 3 aldım istersen evet. Tartışmayalım. Aynen çok haklısın. Sen mükemmelsin. Sen kayınvalidenle sana gelinler kötü. Ben mükemmelim sen demiyorum. Sen çiğ yapmazsın. Sen yumuşak bırakırsın. Ben mükemmelim demiyorum. Neden şu an böyle şey yapıyorsun? Ekranları oynuyorsun. Diyorum ki kayınvalidenin yaptığı yoruma göre senin tabağına kuru dedi. Benimkine biraz daha pişmesi gerekiyor tarzında bir yorum yaptı. Esra çiğ dediği için ben yorum yapıyorum. Benim tabağım çiğ değil. Çiğ miydi? Esra'nın tabağını çok güzel buldu. Birazcık yani birazcık çiğdi. Çiğse neden 3 verdiniz azıcık o zaman? Azıcık yani kırmızılığı vardı ama. Çiğse niçin 3 verdiniz? Yani ben mesela yemeklerde çiğ yemeyi severim. Biraz böyle çok pişmiş sebzelerde falan. Hani çok pişmiş. Ben sizin gelininizden önce özellikle etle de çiğ nasıl böyle bir şey ben anlamıyorum. Severim. Onunki nasıl kuruyor ben onu anlamıyorum. Serpil nasıl teyze. Kurudu onunki ben onu da anlamadım. Benimki nasıl sen öyle kaldı onu da anlamadım. Çiğ yapıyorsun, çiğ seviyorsun diye biz burada gayet güzel tabaklarımızla bir almak zorunda mıyız? Senin aynen. Tabağın mı güzeldi? Evet. Demek ki damak az önce tadını tercih ediyordun. Damak tadını aldın. Aynen. Bak, açık olma yapabilirim. Benim buldu 4 saniye. Benim bir dakika. Benim tabaklarım, sonuçta. Benim yemeklerim kötü olsaydı kolumdaki şu 18 bilezik olmazdı. Çok haklısın. O
bugün yaptım ama neyi tuzsuz onu anlayamadım. Harmanlamasını da mı yapamadım? Ya, neyi yapamadım? Ya tuzsuz geldi bana. Tuzsuz. Ya sen beş aldın ya. Lezzete verdi oldu. Evet. Evet. Haftanın ilk gününde 3 kayınvalidemiz de tadımlarını yaptı, puanlarını kullandı. Bir tek kayınvalide Nilgün kaldı. Tabii ki her zamanki gibi önce ne yapacağız? Haftanın başından daha başlayacağız. Neye? Kritik zamanı. Tepki almamak adına gerçek yorumlar yapmıyorsun. Sahtelikte de Esra rekor kırdı bence burada. Yani. Bak sen gerçekten haddini aşıyorsun sen. Asla bir şekilde yorum yapamazsın. Lütfen o çizgini aşma. Sancım var, çok kötü. Duramayacağım yani şu an. Maşallah haftanın ilk gününde yine bir aradayız. Her şey yolunda mı? Güzel. Birazdan göreceğiz her şey yolunda mı? Önce tabii ki başvuru adresini veriyorum. www.kanald.com.tr. Bir de WhatsApp'tan. Çıkın, çıkın, gelin anacığım. Her cuma 10.000 TL değerinde 5 altın bilezik. Her günde böyle böğrünüze bir çeyrek takıyorum. Altın fiyatları fırladı gitti. Maşallah dağıtıyoruz. Bol kepçe, bol kepçe veriyoruz. Gelin, yarışın, alın, gidin. Daha ne yapalım? Şimdi haftanın ilk gününde gelinlerimden Seda ve Yağnur'un hangi sözü Esra'yı çileden çıkardı. Eyvah eyvah. İzleyelim. Esra. Efendim. Bir şey merak ediyorum canım. Sen spot eşya kullanır mıydın? Eğer kocamın durumu yoksa mecburen tabii ki de kullanırdım. Adamın başına çıkamazdım. İlla da bana yeni sıfır eşya alacaksın diye. Aa, mecbur. Bir dakika, ben anlamadım. Kullanır mıydın? Ben de kullanırdım. Mecburen. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geldiğim günden beri senin bu samimiyetsiz cevaplarından çok sıkıldım. Ya biraz konuşuyorsun ama konuşmak için konuşuyorsun. Esra, yani gerçekten Yağnur'la aynı fikirde olacağımı düşünmezdim ama... Ben hiç şaşırmıyorum. Ki aynı fikirdeyim. Hayatım... Ben hiç şaşırmıyorum. Sen hayatım... Yağnur'a yaranmak için tabii ki de aynı fikirde olacaksın. Ya benim Yağnur'a yaranmaya ihtiyacım yok da... Bence o masaya, o masaya baktığımda... Sahtelik akıyor. Gerçek olan tek şey kolundaki bilezikler. Siz geçen hafta, o değil ondan önceki hafta ben fotodayken ben yemek yapmayı bilmiyormuşum, gidecektim ya. Madem siz biliyordunuz, ne oldu? Sen fotodaydın, alsaydın bilezikleri. Bebeğim, ben fotodaydım ama sen de son gün aldın. Seninle benim aramda çok büyük bir fark yoktu. Yok mu? Ayrıca, yok. Ayrıca. İkinci ile aranda 7 puan vardı. Sen de bağlan kadar fark ayrıca vardı. Ayrıca hemen söylüyorum. Sonuncu giden arkadaş aranda 10 puan vardı. Sen ondan önce 3 puan farkla bağlan kaldın. Esra. Geçen hafta dedi, ondan önceki hafta arkadaşlar ben yemek yapamıyorum. Gitmem gerekiyormuş. Öyle söylüyordular. Sedacığım kim gitmeli? Ya çok... İsim vermem gerekiyor mu? Evet, lütfen. O zaman Esra gitsin istiyorum. Gönül'ün neden? Daha burada yapacak, başaracak çok şey olduğuna ben inanıyorum. Gönül'ün Esra'dan daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Allah kalpten Allah. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Hakkında hayırlısı olsun ikisinin de, yani hak eden kaldı. Geçtiğimiz hafta da ben hani çok küçük bir fark varmış ya, 17 puan fark atarak bilezikleri son koluma taktım. Bilezik... Açık ara farkı. Son gün ilk gün attım bastım. Ya lütfen puan. Konuşurken atlamayın ama bir bitirim. Son gün ya da ilk rekor gün kırdı, ben o farkı... Rekor kırdı, evet. 25 yani puan. Yani Seda Hanım son günü ilk günü fark eder mi? 17 puan fark attım mı attım, bilezikleri koluma taktım mı taktım, hazmedemedim.